Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM İletişim'de YouTube kanalımızda bize sıkça sorulan sorulardan birine yanıt vermeye çalışacağız. Statik elektrik önleyici, işte bu bileğimize taktığımız statik elektrik önleyicinin ne olduğunu, nereye takıldığını, nasıl olduğunu, bu statik elektrik önleyici ile ilgili bugün sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü YouTube'da çok sık soruluyor bu soru bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tezgah statik elektrik önleyici, yani statik elektrik önleyici tezgah. Şimdi bu tezgahı biz nasıl kullanıyoruz? Bizim teknisyenlerimiz nasıl çalışıyor örnek olarak? Bu tezgahı örnek olarak gösteriyorum sizlere. Bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi, şöyle kamerayı yakınlaştırsak, şurada görmüş olduğunuz gibi tezgaha, bu statik elektrik önleyici tezgahımıza şunu takıyoruz. Bunu buradan taktığımızda, peki bunu nereye takıyoruz? Bunu da arkadaşlar şu prizlerde, elektrik prizlerinde gördüğümüz şu toprak hattına bağlıyoruz. Şu şekilde toprağı prizden alıyoruz arkadaşlar. Peki bileğimize ne takıyoruz? Bileğimize de bu takmış olduğumuz bileklik. Şurada gördüğünüz gibi metal şöyle kolumuza taktığımızda bunu da arkadaşlar buradan da bağlantı alıyoruz. Bu statik elektrik tezgahı, şu siyah olan alttaki bu statik elektrik tezgahı, buradan da bağlantı alıyoruz. Bunu da buradan kolumuza taktığımızda gördüğünüz gibi buradan toprak hattından tezgahımıza toprak hattı veriyoruz. Toprak hattından da bileğimize veriyoruz. Anti statik elektrik önleyici, bu şekilde topraktan toprağı alıyoruz. Bu şekilde anti statik önleyici devreye girmiş oluyor. Telefonlarda anti statik, genel olarak telefonlar çalıştığında, akıllı telefonlar çalıştığında kendilerinin telefonların içinde zaten anti statik önleyici var. Ama tamir esnasında biz telefonu açtığımızda, çünkü telefon kapanmış oluyor, kapandığında bu antistatik önleyici devre dışı kalıyor ve biz bu anakartları tamir etmeye çalıştığımızda vücudumuzdaki giymiş olduğumuz elbiseden veya direkt soğuktan sıcağa içeri girdiğimizde vücudumuzda biriken antistatik elektrik bu şekilde anakartlara zarar vermesini önlüyor arkadaşlar. Cihaz bu şekildeyken vücudumdaki antistatik telefonları bize çok geliyor. Telefon susuyor, reset atıyor. Buna benzer çok karşılaştığımız antistatikten zarar görmüş telefonlar gördük arkadaşlar. Anakartları tamir ettiğimiz esnada vücudumuzdaki antistatik elektriği almak için dediğim gibi bu tezgahı kullanıyoruz. Şuradan bunu takıyoruz. Buradan da ucunu da toprak hattına, elektrik prizinin toprak hattına, şu demire, gördüğünüz gibi buradan toprağı alıyoruz. Toprak hattından toprağı tezgahımıza veriyoruz. Buradan da bileğimize taktığımız kabloyu, buradan da bileğimize, video çektiğimiz esnada sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, buradan da videoda da gördüğünüz gibi şuradan da kolumuza takıyoruz. Vücudumuzdaki elektriği alıyor. Bir de şunun ne işe yaradığını soruyordu insanlar bize genelde. Arkadaşlar bu da mıknatıs. Vidaları, bu mıknatıs saat dediğimiz, mıknatıs bileklik yani, vidaları söktüğümüzde bunun üstünde tutuyoruz, bazı telefonların aynı ebatta olan vidaları bunun üstünde tutuyoruz. Mıknatıs, aynı zamanda mıknatıs bileklik diyoruz buna arkadaşlar. Bu da bize çok soruluyordu. Bu mıknatıs bileklik, bu da statik elektrik önleyici arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tezgahımız bu şekilde, statik elektrik önleyici bu şekilde çalışıyor. Bir dahaki videomuzda da abonelerimiz bize sıkça soruyor. Teknik malzemeleri tanıtacağız. Bir dahaki videomuzda işte bir akıllı telefon işi yapan teknisyen arkadaşların kullanmış olduğu teknik malzemeler nelerdir? Bir dahaki videomuzda da bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Umarım bu konuda bilgi vermişizdir. Buradan bütün abonelerimize selam gönderiyorum. İzlediğiniz için de hepinize de teşekkür ediyorum.